Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Güneşli bir günden size sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Çok soruldu bu Zoysi seçimleriyle ilgili. Bir video yapmıştım, daha doğrusu iki video yaptım. İkincisi biraz kötüydü. Nasıl kötüydü? Yani gelişimini pek beğenmedik, böyle sararıyor gibi falandı. Ben de daha sonra bir daha çekeceğimi söyledim. Aradan ne kadar geçti? Bir haftadan fazla bir zaman geçti. Maalesef yine bir gelişme göremedim. Yani sararmalar devam etti, daha da fazlalaştı. Şu an için kendini toparlayacak gibi gözükmüyor. Aslında daha sonra çekecektim bu videoyu. En son sonuçlandığında çekecektim ama sorulmaya başladığı için ben de hani cevap niteliğinde bir video çekeyim dedim size. Şimdi dilerseniz yanına bir gidelim Zoysiyaların durumuna bakalım. Ha, bu arada biz şey yaptık, ona güvenmediğimiz için normal çim ektik. Yani Zoysiyaların üzerine attık, ben birazcık da kum serptim kürekle üzerlerine. Onlar mesela 4 günde falan hemen çıktılar. Yani toprakta bir sıkıntı olmadığını bir kere daha ispatlamış olduk. Zaten şimdi çevreyi de göstereceğim size, lavantalar, şunlar bunlar. Bütün doğa canlandı yani, toprakta dediğim gibi yani. Kullanılmamış, kimyasal kullanılmamış, bakir, verimli bir toprak. Biz yetiştiriyoruz, bazı sebzeleri yetiştiriyoruz. Kabak olsun, işte baklaları göstereceğim şimdi size, onlar olsun. Turp olsun, roko olsun. Yani bunların hepsi yetişiyor. Ama biz bu Zoysia'dan pek bir şey anlamadık yani, işin şeyi bu. Tabii en nihayetinde bir video daha çekeceğim. Tamamen sonuçlandıktan sonra ne olup bittiğini, yani en azından bizim açımızdan değerlendireceğim. Durum bu. Dilerseniz bir geçelim şeye, bahçeye. Ben göstereyim size. Bakın elma ağacımız. Maşallah. Gayet güzel oldu. Bu sarı elma arkadaşlar. Burada da yani biz rokaları yedik ama sökmedik. Çünkü tohumlarını verecek. Tohumları ektiğimizde çıkarsa hibrit olmadığını anlayacağız. Pek hibrite benzemiyor yani tadı itibariyle falan da. Bayağı bir yedik bunlardan. Şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Yani mesela bahçe düzenlemelerinde, peyzajlarında hepimiz çiçek kullanmaya çalışıyoruz. Ama şunu atlamışız yani. Herkes bunu atlamış aslında. Herkesin bildiği bir şey ama işte nasıl diyeyim, unutulmuş, kenara konulmuş bir bilgi. Sonuçta bu bizim yetiştirdiğimiz, yediğimiz bütün, hemen hemen bütün sebzeler veya işte bitkiler, otlar hepsi çiçek açıyorlar yani. Bakın bunların hepsi roka. Bal arıları da geliyor. Çok seviyorlar rokanın çiçeğini. Uzun lafın kısası şunu demek istiyorum. Yani çiçek yerine yiyebileceğiniz bitkileri bulup bunları yedikten sonra sökmeyip devam ettirip, yaşamlarını devam ettirip onlardan hem tohum alabilirsiniz tekrar hibrit olmamak kaydıyla, hem de bahçenizin çiçek ihtiyacını karşılarsınız. Bakın çiçeklerin güzelliğine bakın. Şu ileride de baklalar var. Birazdan yanına gideceğiz. Eskiden ben internette görmüştüm. Kaliforniya'da bir grup vardı. Bunlar böyle çiçeklere verilen paralara falan karşı bir gruptu. Diyordu ki parklara, bahçelere bunları açın. Yani ben de onlardan canlandı bu anlattıklarım kafamda. O parklara sebze ekin. Hem insanlar faydalansınlar, hem de zaten çiçek açıyor. Bu durum gerçekten enteresan arkadaşlar. Ben de size bunu anlatmak istedim. Bu arada bu da yeşil elma. Bu da elma veriyor. Bunların hepsinden elma aldık daha bu küçücükken bile. Şuralara küçük seralar yaptık. Ya bu mesela roka'yı test edip onayladığım bir şey. Bunu her türlü mevsiminde atın tohumları bahçenizin her yerine veya çit bitkisi olarak bile kullanabilirsiniz. Bak görüyor musunuz? Ne kadar sağlam ve şeyler. Bunlar çıksınlar. Yani yanında yürürken, yanında otururken rokayı koparır koparır yersiniz küçükken. Büyüyünce de
Bayağı bir peyzaj bitkisi haline geliyor yani. Bu bitki başka bitkilere para vermeye gerek olduğunu sanmıyorum. Bu sadece bir örnek yani. Ben şimdi bunun değişiklerini gördüm. Mesela turp var. Turp ne zaman çiçek açacak bilmiyorum. Şu aralarda kalmış. Turpun da çiçeği buna çok benziyor. Bakın. Şu kalın olanlar turp. Turpla rokanın çiçeği neredeyse aynı gibi. Sadece bitki farklılığı var. Ya dediğim gibi bence harika bir şey ya. Ben bundan çok mutluyum bu rokanın böyle olmasından. Hani hep söylüyordum, yabani ve bizim istemediğimiz bitkiler çok güçlü. İstesek de yok edemiyoruz. Niye bizim istediğimiz bitkiler olmuyor diye. İşte güçlü ve istediğimiz bitki. Çok da faydalı ve tadı da inanılmaz güzel yani öyle söyleyeyim size. Bakın şimdi şu keselerin içerisinden. Bunlar kuruyunca iyice sarı kızarıyorlar. Kızardıktan sonra içlerinden binlerce tohum çıkıyor. Ve sonra düşünün yani böyle evinizde herhangi bir yere bahçeniz varsa bahçede herhangi bir yere böyle gayet güzel. Şu dakikaya kadar hala çiçeğini dökmedi. Burası böyle komple şu turp gibi bahar dalı şeklindeydi. Düşünün. Hem faydalanıyorsunuz hem de çiçek. Bakın yani baklalara bakın mesela. Yani biraz düzenli çalışmayla, biraz planlı çalışmayla. Şimdi çit bir bitkisi diyorsunuz. Hani bir hayvanı falan girmesi anlamında söylemiyorum. Süs olarak çit bitkisi olarak konuşuyorum. Bakla ekebilirsiniz. Buyurun size bakın. Baklayı ekin kışın. Size çit bitkisi. Bu şimdi baklayı verdikten sonra da uzun süre duracak. Ha sonra yok olacak. O başka işte. Onu tekrar yapacaksınız artık. Toprağı seven insanlar bundan sıkılmazlar diye düşünüyorum. Bakla bildiğiniz ormana döndü. Görüyor musunuz? Çiçekleri bitti. Bakın bunlar da kabak. Karga buralara pislemiş. Kabak tohumlarını yutup burada kendi kendine ektiler. Yani gördüğünüz gibi toprak verimli. Gelelim Zoysia'ya. Zoysia'nın da durumu bu. Şu yanlarında yeşil gibi gözüken şeyler var. Onlar yabani bitki. Kanyaş. Yani Zoysia'nın kendisi değil o. Zoysia'nın kendisi şu anda saman olmuş durumda. Yani bu üçüncü video oldu Zoysia'larla ilgili. Gördüğünüz gibi hiçbir gelişme olmadığı gibi tersine yani geriye doğru gidiyor. Bakın 4 gün önce biz bu çim ektik. Normal çimi. Ektik bile sayılmaz yani. Yukarıdan serttik. Neredeyse hepsi çıktı. Yani çıkacak olan şey çıkıyor arkadaşlar. O yüzden Zoysia'yı alırken 2 kere düşünün ya da daha iyi bir araştırma yapın. Biz bize söylenilen her şeyi yaptık. Hiçbir sonuç alamadık. Para da çöpe gitti. Emek de çöpe gitti. Yani burada belimiz çıktı bunları. Her birini kazıp koyana kadar. Durum bu. Bakın lavantalar canlandı. Şurada frenk üzümümüz var. Böğürtlenmiş. Neyse Berry familyası. Türkçe adıyla Mersin. Yaban Mersin'i familyaları. Bunlar da lavantalar. Bu da diğer bir sarı elma. Benim yıllardır anladığım şey şu. Yani burada bizim toprak için konuşmak gerekirse böyle işte kabaktı. Biraz uğraşırsanız salatalıktı. Biraz uğraşırsanız karpuzdu. Yani böyle turp gibi depolama bitkileri. Kök bitkileri mi deniyor onlara, ne deniyor bilmiyorum. O tür böyle şeyler, şişen sebzeler, meyveler. Burada mükemmel. İkinci de ağaç toprağı var burada. Sert ve sıkı olduğu için kökleri iyi gelişiyor.
Bakın eriye. Şu da dut. Bu da şu anda iyi gözüküyor. Bunu bit ilacıyla bitlerden korursak tam bahar geldiğinde. Erik zaten mevsimsel olarak Marmara bölgesinin bir numaralı ağacı. Hemen hemen her tür toprağı seviyor ama bu toprağı da bayağı sevdi. Yani şöyle düşünmek lazım bence. Her şeyin yöresindeki, yani her nasıl diyeyim? Her yörenin kendine has bir iklimi, rüzgarı, toprağı olduğu için her yörede her şeyi yetiştirmeye çalışmak biraz fantezi gibi geliyor bana. Biraz değil, fantezi yani. Bu toprakla şey biraz meşgul olduktan sonra, gözlemledikten sonra, zaman geçip denedikten sonra toprağın size neyi vermek istediğini, hangi bitkileri, hangi ağaçları iyi yetiştireceğini size söylüyor arkadaşlar. Ona itiraz edip direndiğiniz sürece mutsuzlaşırsınız. Boşuna da emeğiniz gider. O ne istiyorsa ona göre yapacaksınız. Benim anladığım şey bu. Durum böyle arkadaşlar. Zoysia ile ilgili son güncel bilgileri, aktüel Zoysia habercisi gibi oldum ben de. Güncel bilgileri sizinle paylaşıyorum. Takipte kalın. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz bu arada. Ayrıca abone olmayı ve beğendiyseniz, bu çocuk emek vermiş, bir şeyler çekiyor diyorsanız da bir like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.